Var olan iktidar gazeteciler üzerinde, basın ve ifade özgürlüğü üzerinde acayip bir baskı kurmuş durumda. Şimdi bu seçimde tüm toplumun, muhalefetin de en çok üzerinde durduğu şey seçim güvenliği. Yani sandık güvenliği. Büyük bir endişe var. Seçim sürecinde tabii ki yani biz özgür basının neden önemli? İşte yapacağımız haberler, gazetecilerin yaptığı haberler, yayınlar toplumda kanaat oluşturur. Yani hangi partiye oy vereceğini aslında biraz da basın aracılığıyla oluşan kanaatle yurttaşlar tercihlerini yaparlar. İktidar da bunun üzerine büyük baskı kuruyor ve elinde büyük araçlar var. Örneğin televizyon kanallarına, yani kendilerinden olmayan televizyon kanallarına RTÜK aracılığıyla çeşitli yasaklar getiriliyor. Tamam, antidemokratik koşullar ve iktidar daha da sertleşecek seçimi kazanmak için, ama demokrasi güçleri de, ki buna da, gazeteciler de dahil, tekrar demokrasiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. AKP, MHP iktidarı kalbinden ve belinden zaten çatırdıyor. Yani yönetemiyorlar. Zaten her zaman basını zaten sesini kesmeye çalışıyorlar. Yani ilk akla gelen zaten basın. Bu darbe süreçlerinde de, darbe girişimi süreçlerinde de gördük bunu. İlk hedef tahtasına oturttukları basın oluyor. Neden basını seçiyorlar? Çünkü basın gerçeklerin yolu, yani gerçekleri açığa çıkarıyorlar. Yani ne kadar karanlıkta olsa da gerçekler, basın bunu ortaya çıkarıyor. Bunu Roboski katliamında gördük. Kemal Kurkut'un katliğinde gördük. Şimdi 14 Mayıs'taki genel seçim tarihi bir seçim. Yani birçok şeyi tayin edici özelliği taşıyor. O yüzden sadece özgür basın, Kürt basını değil, tüm toplumun, demokratik kitle örgütlerinin, işte meslek odalarının, toplumun dikkatli olması gerekiyor.